Melike Gelin'in mutfağı spor tarzda. Krem lake üst dolaplarda gümüş rengi kulp tercih edilmiş. Mozaik ara fayanslar ve granit tezgah göz yormuyor. Masif yemek masası ve ahşap sandalyeler mutfağa sıcaklık katmış. Denizlik hizasındaki beyaz tül perde sade bir seçim. Son olarak metal tablalı, opel başlıklı lambanın mutfak için biraz abartılı olduğunu belirtelim ve gelinlerimizi karşılayalım. Hanımlar. Efendim Dıstez. Melike'nin mutfağına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz mutfağı? Masanı çok beğendim önce, bir çok şık duruyor. Teşekkür ederim. Halıyı da masayla bağdaştırdım ama avizen kesinlikle oturma odası avizesi gibi, yani hiç beğenmedim. Şu boruları lütfen artık rahat bırakın. Yani beni keşke... çok rahatsız ediyor. Yok, hayır, boyasaydın. Beyaz, siyah. Bak mesela ben evimde beyaza boyamıştım. Boya... Ya da dekor sprey yapsaydın. Siyah renk ama bence kaplamayla daha güzel olmuş. Ya da folyoyu siyah bir şekilde yapsaydın. Yeşil... Folyo yağlanacak bir şeydi. Yeşil burada çiçeğim var. O yağlanmıyor var. Mu? Yok, o yağlanmıyor. Ben onu siliyorum. Beğenmedim. Ankastre'yi çok beğendim. Ne kadar ankastre takım bu arada? Ankastre 15 bin olması lazım. Tam hatırlamıyorum ama komple. Tüm beyaz eşyanın genel toplamı 40 binde. Store yerine tül perde olmasına ne diyorsunuz? Perde mutfakta pek kullanışlı bulmuyorum. Daha zor oluyor ama onun tezgahında olmadığı için, yani ankastre olmadığı için ona bir zorluk olacağını sanmıyorum. Ama benim çok için da daha rahat store'dansa. Çünkü direkt hemen alıp makineye atıp yıkanıyor, sonra tekrar asıyorum falan. Benim için daha kolay. Onun dışında tezgahın genişi evet ama kettle'ın beğenmedim orada. Neyini beğenmedin? Nereye koyacaktın başka? Yani dolap içi daha düzgün duruyor bence kettle. Zaten kahve makinenin orada. Ama biz şimdi Rizeli olduğumuz için çok çay içiyoruz. O yüzden sürekli benim için kolaylık oluyor. Birini koysaydın. Yani kahve makineni aşağı alsaydın, o kalsaydı sadece. Kahve de çok içiyorum. O yüzden ikisini de kullanıyorum sürekli. İndir kaldır benim için zor olur. Evin kira mı senin mi? Evet, kira. Ev sahibi izin veriyor mu peki tezgahını yaptırmana? Yok, yani bunu konuşmuştuk. Kendi beğenerek seçtiği için kaplama da izin vermiyor. Evet, yok. Aslında kaplamalar sonra çıkıyor yani onun... Kabul etmiyor yani onun kararı. Ben de saygı yapmam, duyuyorum. Aynen. Eğer öyle bir şeyse ben yorum yapamam da fotoğraf... Ama sorun olmayacaksa yani yapmalı çünkü mor, kahverengi, siyah, yani resmen mutfak alakasız, evet. Hepsi birbirine... O zaman ev sahibine söyleyeyim. Benimle hiçbir alakası yok. Melike'nin ev sahibine sesleniyorum. Neden izin vermiyorsun abi? Melike, bu ev senin olsaydı tezgahı ne renk yapardın? Tezgahım masamın üstü gibi olurdu. Evet. Fayanslarım beyaz olurdu. Dolaplarım da tamamen beyaz olurdu. Kulplarım da siyah tercih ederdim, buraları siyah diye. Aslında şimdi de siyah yapabilirsin kulpları. Ama onlar da şu an gereksiz, hani kırılmadıkça, bir şey zarar gelmedikçe boş yere para vermek istemiyorum. Kendi evim değil sonuçta. Kiracı olduğu için ben hak veriyorum, doğru. Ben de kiracı olsam ben de yapmazdım. Ama ben kiracı da olsam şahsen yapardım yani. Çünkü beni rahatsız etmiyor. Isterdim. Yok, beni çok o gümüşleri kötü. Rahatsız etmiyor. Kulplar alakası bile, evet. Yok yani. Ya çünkü mor var, kahverengi var, siyah var, krem rengi var. Ya yani da bu da su kulbu gibi. Beyaz eşyan zaten beyaz renk. Bir de son bir şey, fotoğraf ne alaka mutfakta? Yemek yedikçe... Biz evet. Bize mi bakıyorsunuz? Yok, yemek yedikçe değil, yemek yaptıkça eşime bakıyorum, eşimle güzel anlarım falan beni daha çok motive ediyor. Keşke yatak odası ya da yatak odası oturma odasında, evet. Olsaydı. Bunlar da olmamış yani. Tek bu daha şık olurdu masanın üstünde. Yatak odasına daha uygun olurdu diye düşünüyorum ben. Yatak yani. Odasında var resmim, görürsünüz. Kimse halı hakkında konuşmuyor. Nasıl buldunuz Melike'nin halısını? Yani halı keşke daha uzun olabilirdi. Yani burası boş kalmış. Hani kare sanırım ama daha uzun olabilirdi. Ben daha evi tutmadan almıştım halıyı. Hani olsa da olmasa da bu tarz bir şey kullanacaktım mutfağıma. Daha ev... Piyasada yokken almıştım. Yani bunu bir yerde kullanacaktım yani bu halıyı. Çok beğenmiştim. Sen demiş ya bütün her yeri beyaz yapardın. Yani beyaz evet. Yaptığında bence gri eşya daha güzel olabilirdi. Çünkü sen gri sevmiyorsun herhalde. Yok. Griyi seviyorum ama beyaz eşyanın direkt adından kaynaklı, beyaz olduğundan kaynaklı ben beyaz daha çok seviyorum. Ya, ama tabii beyaz da güzel. Yeni modada hep şimdi gri var. Evet. Aklıma son bir şey daha geldi. Keşke bu çiçeği salona koysaydın. Salon zaten gibi. Yeşil bu salon çiçeği bana göre. Ben onu oraya koymamdaki maksat, orada da böyle borular falan var. Boru takıntım var. O biraz daha kapatıyor. Oraya taşınabilir dolap alabilirdin ama. Onlar var artık. Şu şekilde sarabilirdin. Sarması zor olur da taşınabilir dolaplar var artık. Benim göre. Çiçek, yapay çiçek çok hoşuma gidiyor. Görseli de. Evet. O yüzden öyle bir şey koymayı tercih ettim. Salonunda daha güzel olabilirdi. Aynı ama salonunda onu koyabileceğim bir yer yok. Size bir soru. Bu mutfağın tarzı ne? Ben de bulamadım ses. Bohem değil. Yani şu bohem olsa, hani şu ahşap avizeler oluyor ya, çok iyi olurdu. Evet. Zaten ben burayı görmüyorum. Kesinlikle. Senin dışında bir şey burası. Halın bu. Buraya bir
Avizeleri de daha evi tutmadan önce almıştım. Ben de senin gibi indirim takip ediyorum. İndirim bulunca direkt almıştım. Masayı taşındık, yani evi tuttuktan sonra aldım. Mutfağa göre aldım. O yüzden ama benim için uyumlu. Orada gümüşler var. Fırının buraları gümüş. Antalya'nın de buraları gümüş. Yani ben uyumlu olduğunu tek düşünüyorum. Tek başına güzel ama oturma odası avize ki ve bunun üstünde ya. Oturma odamdaki avize daha şık gibi. Yani bu bana göre mutfak, basit mutfak. Sen öyle mutfak avizesi. Yani ben de mutfak avizesi olduğunu düşünmüyorum. Daha ben şey olabilir. Basit yani ya da daha basit olabilirdi. Çünkü biraz abartılı olmuş. Ben basitliği olmuş. Hiç sevmem. Yani ya iddialı olacak ama ya iddialı olmaz. Ama mutfakta abartı olmaz yani. Keşke bunu koymasaydım buraya. Ama benim için basitlik değil. Eşimle fotoğraflarım var. Tamam çok güzel. Yok onlara bir şey yani var. Burası için. Bu taraf biraz spor. Bu taraf zaten aynen. Karman karışık renkler. Ama onun benimle bir alakası yok. Evet, karman karışıkla. Evet seninle alakası yok. Gerçekten evet. Buradan ev sahibine sesleniyorum. Hanımlar. Evet. Evet. Vallahi bıraksam sabaha kadar yorum yapacaksınız ama bilmem farkında mısınız? Diğer gelinler sırada bekliyor. O zaman biz gidelim. Bıraksam daha yorumlayacak mı dış ses? Ay gidelim artık gelenler var. Mutlu ama bence mutlu olabileceği bir mutfak değil. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neydi o öyle? Yorumların ardı arkası kesilmedi. Evet bayağı yorum yapılacak yer var çünkü. Evet yani burası nasıl bir mutfak Melike ya? Çok güzel. Ben İnanılmaz beğeniyorum mutfağımı. Burası halısı desen tuhaf, masa, jutalı. Ahşap. Hani, tuhaf derken yani onun bir jutalı adı var. Jutalı da bunu salona koyarsın, mutfağa koymazsın. Yok, salonunda başka halı var. Salondaki halıyı zaten beğenmedim. Bu halıyı oraya koysan daha iyidir yani. O kadar peki bunun uyumsuz. Salonla alakası yani, nesi uyumsuz? Beyaz gri, hayır, mobilyaların beyaz gri. Beyaz gri de çok spor. Sen gitmişsin şıkla sporu birbirine karıştırmışsın. Ben öyle hem şıkım hem sporum. Yani karışıklığın içinde kaybolmuşsun. Artık böyle gözlerim bakamıyorum yani o kadar kötü bir mutfak yani şu an. O kadar gördüm. Kötü evet. Bir mutfak. Kör oldum görmüyorum. Yani göremiyorum artık yani. Gümüş sevebilirsin de yani ev sahibinden rica etseydin de kulpları değiştirseydin. Çok eski, çok ben demode. Bunun ev sahibi de değiştirip değiştirmemekle alakası yok. Boş yere masraf yapmak istemiyorum. Kendi evim değil. 3,5 lira, 10 lira yani. O ne olacak ki? Ben yine de vermek istemiyorum. Aşkım çok masraf yapmak yani. Aşkım masraf yapmak istemiyorum demişsin de kulp yok orada. Dolabın üstünde. Evet, orayı çok kullanmıyorum çünkü. Ama yani gözüküyor. Hani bir değiştirseydin en azından. Orayı yani açmıyorum, kullanmıyorum. Benim için çok önemli bir yer değil orası. En benim azından bakmıyor. Kaplama yapılırdı yani. Buna ev sahibi hiçbir şey demezdi. Ben çünkü kaplamadan da yana değilim. Çünkü yağlanıyor, bir şey oluyor. Hiç benlik yağlansa değil. Yağlansa da yani bir sürü onun için değiştirilebiliyor. Çözüm var. İşte onlarla uğraşmak istemiyorum değiştirmekle. Ve benim evim değil. Ve bu ahşap masa kesinlikle mutfağına uymamış yani. Ahşap nasıl bir masa, masa gerekiyordu buraya? Mermerse mermer desenli bir şey alsaydın. Ben ya da şu kareli, burası, siyah kareli ben, bir şey. Siyah beyaz karışımı bir masa tamam koysaydın. Tamam da ben burası kendi evim olmadığı için kendi tarzımda bir şey aldım. Yani ileride kendi evime çıkarsam kendi evimi eşyalarıma göre dizayn edeceğim. Sen ben, hiçbir şey masraf yapmıyorsun farkında mısın? Hayır masraf yapıyorum. İsterseniz fiyatlarını söyleyeyim. 40 bin lira sadece beyaz ama eşyaya verdim. Şey, tamam bakın süslerime, yeşilliklerime, suplalarıma. Kiracılığını bahane edip hiçbir şey yani, uydurmamışsın. Uymadıktan sonra bir şeyleri alsan ne olur ki? Almak için almış oluyorsun. Bakın ben buraya girdikten sonra boyasını yaptırdım. Prizlerini değiştirdim. Hani yapabileceğim tarzda şeyleri yaptırdım. Diğerleri zaten benim gözüme batmayan şeyler. Bize batıyor. Bize batıyor. Bize çok battı yani mutfağındaki bu ahşap masa. Tablo mu alaka? Salonda tablo falan olsaydı bari. Salonunda başka bir tablo var. Bunun burada olmasının sebebi o da ahşap, bu da ahşap. Hem de içinde eşimle olan senin fotoğraflarım evinde ahşap var. Ahşap var, tamam mı? Gümüş var. Evet. Ondan sonra spor tarzı koltuklarım var. Böyle spor mu, normal hani şık bir koltuk mu belli değil. Şık ondan bir sonra içeride bir lamba derim var. Çok alakasız. Anladın mı? Her şey o kadar alakasız ki insanda kafa karışıklığı yaratıyor Melike. Ton sür ton diye bir şey var biliyor musun? Hani böyle bir şeyleri aynı renkte dizayn edersin. Sonra değişik bir şey koyarsın da patlar. İşte benim ışığım da hiç öyle. Hiç de patlamadı. Hiç benim de için öyle. Melike ton sür ton ne demek bir daha anlatır mısın? Şimdi böyle aynı tonlarda birbirine yakın tonlarda dizayn ediyorsun bir yere. Diyelim veya kıyafet de olabilir. Farklı bir şeyle patlatıyorsun. O da böyle dikkat çekiyor. İyi ama ton sür ton değil ki o. Yanlış biliyor olabilir misin? Ben öyle biliyorum.
Doğrusu ne de ses? Ton sür ton tek bir rengin farklı tonlarını kombinlemek demek. Yani bir şeyi patlatmakla alakası yok. Sen nerede patlattın? Morda mı, kahverengi de mi, evet, kremde yani mi, gümüşle mi? Tamam da burası benle alakasız. Burası ev sahibinin seçtiği bir şey. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok ona. Sen onları çıkar, sakla. Evden ayrıldığın zaman tekrar tak yani. Kendi zevkine göre döşe. Çıkacağın zaman benim tekrar eski haline koyup ev sahibinin ver. Olan şeyleri değil. Masamı yorumla mesela, çiçeğimi yorumla, suplamı yorumla. Ama burası komple bir ev. Evet, değiştirebileceğin şeyler var ve sen bunları değiştirmek için bahane diye üretiyorsun. Ben değiştirmek istemiyorum. Kendi evim değil. Kendi evim olursa ona her şeyi İnşallah yaparım. İnşallah kendi evin olur ama yine de kirada da olsan insan dikkat eder biraz. Dikkat ediyorum. Bak boya yaptırdım. İşte bir tek boyayla bitse keşke. Keşke bir tek boyayla bitse. Üstüne çok gelindiğini düşünüyor musun Melike? Ya ben çok öyle yorumları ciddiye almam ki şu an hiç takmıyorum. Çünkü ben mutfağıma da güveniyorum, salonuma da güveniyorum, her yere güveniyorum. İddialıyım. Bu avize sizce mutfak avizesi mi? Salon için. Salon için evet. Salonumdaki daha şık. Hani buraya bir ahşap bir avize olabilirdi madem. Ahşap değil de böyle tabloyla. Koldaki gibi böyle tavana yapışan led tarzı bir şey de olabilirdi. Mutfak ben sarkıt sonuçta seviyorum. Genelde zaten odamdakilerin zaten hepsi. Zaten gelinler bir sarkıt aşığı olmuş yani. Bir değişin artık gelinler ya. Artık bir yeniliğe açılın yani. Niye? Hep sen eski de kafayla gidiyorsunuz. Eski kafa değil, ben sarkıt seviyorum. Sen o zaman direkt tavandan yaparsın zaten yani. Zaten tavandan yaparsın. Senin evini de göreceğiz. Yani. Hilal sen pek konuşamadın. Yorum yapmak ister misin? Car car carlıyor zaten. Bir susmadı ki. Konuş kızım. İyi ki sessiz dedik ya. Gerçekten bir sus. Sessiz bana dedektif dediler. Ya bir böyle tamam sinsiliğini hemen gösterme, bekle. Kıs kıs. Bana bir şey bırakmadı ama gerçekten hiç uyumlu bulmadım. Zaten benim için de uyumlu değil arkadaşlar. Bunda hemfikirim. Ama ben gidip mutfak kapaklarını değiştirmem. Kulpları zaten beni rahatsız etmiyor. Gümüş. Benim fırınımda da gümüş falan var. Aşkım bir de şu tamam, ya. Tamam sizi dikkate alacağım sonrasında. Bu eczanelerde satılan ilaçların kutusuna benziyor bu arada. Ama bak üstünde ne yazıyor? Bulaşık deterjanı. Zaten yazmasa anlayamam. Aynen. Zaten sizin böyle bir zevkli mutfağı anlamayacağınızı bildiğim için siz anlayın diye yazılı aldım. Bak bulaşık deterjanı yazıyor. Orada yağ yazıyor. Sosyal medyada birkaç bir şey görmüşsün influencerlardan. Buraya döşemişsin. Yo hiç ama sosyal medyada görmedim. Alışverişe çıktım. Onu alayım, bunu alayım. Tamamen hafızamda oluşturdum ve o şekilde dizayn ettim. Mutfak gerçekten fecaat. Dış ses ben bir şey merak ediyorum. Halının fiyatını sorsam. Halı 2500 TL'ydi. Masa? Masa sandalye. 5000. Sandalyelerle birlikte çok 5000. Çok fazla vermişsin. Yani bence eder. Kaliteli. Neyse, Melike'nin çeyizini ve yatak odasını merak ediyor musunuz? Evet, ediyoruz. Çok merak ediyoruz oradaki zevklerini de. Hadi o zaman buyurun gidelim. Gidelim. Hadi.